Günaydın arkadaşlar. Şu an Bozburun köyünden, pardon, Bozalan köyünden çıkacağım. Karacahisar'a gideceğim. Yüreği gönlü güzel insanlar bugün beni kahvelerini, kapılarını, anahtarını teslim ettiler. Burada ağırladılar. Sohbetleri de çok güzeldi. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi Hasan Tahsin amcayla görüşüyoruz. Hasan amca, söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Sen de zamanında bizim topraklarda çalışmışsın. Hasan amcagil, burası Yörük köyü. Gerçekten çok sıcakkanlı, samimi, yardımsever insanlardan oluşuyor buradaki halk. Yolunuz düşünde mutlaka Hasan amcayı, Bayram amcayı bulun. Size her türlü yardımcı olacaklardır. Şimdi yürüyüş başlasın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hasan amca, hakkını helal et. Helal olsun. Hadi güle güle. Sağ olasın amca. Evet arkadaşlar, saat şu an 7'ye geliyor. Gözlü günle tok, yüreği temiz insanların köyü Bozalan'dan yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Karacahisar'a doğru artık iç karya başlayacak. Geçen yıl bu tabelanın önüne bırakmıştım. Şimdi yine buluştuk. Devam. Evet, bugün 500 metre rakım tırmanacağım. 250'den 750'yi bulacağım. Bozalan'ı geride bıraktım. Arkadaşlar, muazzam bir seyir noktası. Arkadaşlar, tırmanışta yol çatallanıyor. Sağ tarafa dönmeniz gerekiyor. Bu sarnıcı görürsünüz. Sol tarafta da yeşil bir ev var. Ama sağdan gitmemiz gerekiyor. Orman içerisinden tırmanmaya devam. Bazı yerlerde makilik patikayı biraz daraltmış. Bakım yapılmazsa muhtemelen gelecek yıl kapanır. Zirveye çok yaklaştığımı gösteriyor. Burada da bir yapı var. Eskiden kalma, derine örülmüş. Böyle riskli bir bölge. Yukarıdan düşen kayaları görüyorsunuz. Yukarıdan düşmüş. antik bir yol. Hep yürümüş. Bu şekilde kıraya çizerek çıkacağız. Harika bir nokta. Arkadaşlar 720 metreye rakım tırmandıktan sonra yol böyle orman yoluna dönüyor. Bundan sonrası iniş düzlük, iniş düzlük şeklinde Fesleğen Karacahisar'a kadar öyle gitti. Hatta bundan sonra tırmanış yok. Arada bir ufak çaplı bir yükselti olacak ama onun dışında bundan sonraki kısım daha kolay. Ya da öyle tahmin ediyorum. Bozalan'dan 4 kilometre uzaklaştım. Fesleğen'e 3 kilometre var. Zannedersem toprak yoldan gidecek. Ondan sonra Karacahisar, Fesleğen'de market var. Markete bir uğrayacağım. Sonrasında ise Karacahisar'a doğru yöneleceğim. Burada eskiden kalma bir sarnıç var. Muazzam bir görüntüsü var ama. Fesleğen köyüne geldim. Şimdi Karacahisar'a doğru dayanamayacağım ama rotadan biraz sapıp Bakkal'a uğrayacağım. Güzel, şirin bir köy. Yolun sağı solu. Selamünaleyküm, merhabalar. Hoş bulduk amca. Fesleğen köyünün merkezindeyim. Orada da merkezde yine bir sarnıç var. Burada aktif halde kullanılıyor. Fesleğen'e girdikten sonra Fesleğen mezarlığının karşısından sola dönün arkadaşlar. Orada işaret yok. Asfalt yolu takip ederseniz de yine bakkalın oraya gidersiniz, fakat rotada çıkmış olarak gidersiniz. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi Karya tabelasının oraya geldim ama burada da zannedersem çok da iyi karşılanmamış ya da korunmamış tabela. Görüntü bu. Fesleğen Camisi'nin oradayız. Şimdi geriye dönüp bakkala gideceğim. Sonra da tekrar bu rotaya gelip gireceğim. Fesleğen'e geldiğinizde Gölbaşı Market var. Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Başka da market yok zaten. Biraz rotanın dışına çıkmanız gerekiyor. Her şey var markette. İhtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Arkadaşlar tabelanın karşısından, caminin oradan şu karşı yola girmemiz gerekiyor. Bilginiz olsun. Fesleğen köyünden çıkıyoruz arkadaşlar. Yine sıcağın yoğun olduğu dakikalarda yürüyorum. Normalde hedef Karacahisar. Karacahisar'ı hatta vaktim olursa geçmeyi düşünüyorum. Bir sonraki günün rotasından da biraz yürüyeceğim. En azından yarın Milas'ta olayım diye. Arkadaşlar Fesleğen köyünde toplam 25 tane sarnıç varmış. O da bunlardan bir tanesi. Yol bu sarnıçtan sağa doğru dönüyor. Bilginiz olsun. Sarnıcın oraya gitmiyorsunuz. Sağa dönmeniz gerekiyor. Sarnıç burada. Sağdan dönüyorsunuz. Şurada da artık kaç yıl önce koyulmuşsa bir işaret var. Kırmızının şeye gitmiş. Oradan dönmemiz gerek. Karacahisar'a doğru gidiyorum. İşaretler bize çarpıyor fakat bayağı önce yapılmıştı. Çok yeterli değil. Onu söyleyeyim. Mutlaka GPS testleri almanızı tavsiye ederim. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar Fesleğen'den sonra biraz orman yolu, biraz patikadan devam ettikten sonra bu yola çıkıyorsunuz. Bundan sonrası yine galiba orman yolundan devam edecek. Durumu öyle gösteriyor. Arkadaşlar buralara dozer vurulduğu için patika girişi bayağı bir tahrip olmuş. Az geriden patika girip yolu kısaltılıyordu patika ama Patikaya giriş için bayağı bir sıkıntı. Patika da görünmüyor zaten. Şöyle göstereyim ben size. Böyle olunca zaten patikada aşağı yola inecek. Yolu uzatıp normal yoldan gitmek daha mantıklı. Bilginiz olsun. Karşıda arkadaşlar ortalama 10 kilometre civarında buradan oraya. Bakalım bugün oraya gideceğim. Sonrasında yürüyebilirsem Gökçelere doğru gidebildiğim kadar gitmeyi düşünüyorum. Tabii yolun sonundan tekrar yolun bittiği yerde Karya yoluna giriş yapıyorsunuz. Yalnız dediğim gibi işaretlemelerin yeniden bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü hiç belli değil. Yani şiddetsiz yürüyen biri için bayağı bir sıkıntı olur. Arkadaşlar orman yolundan çıktıktan sonra yine tabii yola geliyorsunuz. Daha sonra Çiftlik köyünün mezarlığının oradan sağa doğru dönmeniz gerekiyor. Daha sonra yol tekrar ikileniyor, çatallanıyor. Oradan da sola ortalama Çiftlik mezarlığından sonra 6 kilometre falan bir mesafe kalıyor Karacahisar'a. Arkadaşlar tam yanındaki tarihi kalıntı karşıda. Gördüğünüz gibi. Elma yanında, diğer yerlerde olduğu gibi elma yanında da işaretler çok açık değil. Yani yol burada ikiye ayrılıyor. İnsanlar sağa mı gidecek, sola mı gidecek? Hiçbir belirti, ibare yok. Navigasyon solu gösteriyor arkadaşlar. Böyle bir yola girdik. Girmedik. Yol üzerinde bir tane sarnıç var arkadaşlar. Yol böyle bu kalıntının içerisinde devam ediyor. Damyanın rotasının ciddi manada bir yerden geçip işaretlenmesinin iyi yapılması lazım. gerçekten çok kötü aldı. Hani rotaya girene kadar aklı karayı seçtim. Bayağı bir sıkıntılı işaretleme ve bakımını yapılması lazım bir an önce. Yani hiç işaretler zaten boyalar kaybolmuş oldu. Yani kayboldu olacak. Zannedersem ilk açıldığından sonra hiçbir şekilde bakım yapılmamış. Çok kötü. Çok kötü, hem de çok kötü. Bazı yerler kapanmış. Geçemedim, tarlaya gittim. Fareler geçmeye çalıştım. Bildiğiniz bir saatlik enerjimi 50-60 metrelik bir bypass yapayım diye geçirdim. Evet. Durumlar böyle. Çiftlik, yani Damyanı ile Karacahisar arasındaki rota kapalı. Mecburen yola çıktım. Şimdi Karacahisar'a alternatif bir yol bulmam lazım. Arkadaşlar asfalt yola çıktım. Asfalt yoldan Karacahisar'a kadar devam ediyor rota. Kapanmıştı. Tam yeri miydi orası? Vallahi bugün erken gider, daha rahat olur diye hesap ediyorum ama bugün dünden daha fena oldu. Arkadaşlar daha çok var Karacahisar'a. Gerçi çok kalmadı da. Bakalım, yandım yine. Görüşürüz. Karacahisar'a geldim, gidiş kısmı. Çok şükür. Az kaldı. Burada da çeşme var. Çeşme akıyor. Eski bir yapı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Karacahisar'ı birazcık dışında. Kuyuymuş. Günaydın arkadaşlar. Bugün ayın 11'i. Karacahisar köyündeyim. Güneş doğmadan toparlamam lazım. Görüşürüz.